Hattımızda bu sefer bir diğer Galatasaray tekerlekli basketbol sandalye takım oyuncusu Ferit Gümüş var. Sayın Gümüş, ben sizden de olayları aktarmanızı rica edeceğim ve olayların bu raddeye varacağını siz de öngörmüş müydünüz? Evet, aynı şekilde İsmail'in biraz önce konuştuğu gibi aynı şekilde bunun farkındaydık ve bilincindeydik zaten. Antrenörümüz de Sedat Hoca da bunu fark etti ve defalarca ikaz etti ama bu ikazlar maalesef farklı şekilde algılandı. Oynamak istemiyor musunuz diye. Komikti tabii ki bunlar. Biz Galatasaray'ın kurulduğundan beri maçla oynuyoruz ve her seferinde de galip gelip şampiyon oluyoruz. Bu açık ve net ortada. Bizim takım dünyanın en büyük takımı ve hiçbir takımdan korkacak bir durumda değil. Bunlar günüç ifade maalesef. Ama zaten taraftarlar oraya büyük bir ihtimalle bunun için işte bu şekilde konsantrelerdi. Resmen bu belli oluyordu. Zaten maç başlamadan önce Ahmet Cömert'teki salonun üst tarafındaki camları bile kırdılar yani. Bunları da gördük kendi gözümüzle. Ama maalesef devam ettirdiler. Maça başlattılar ve sonrasında biz 5 sayı öne geçtikten sonra da bu şekilde olaylar patlak verdi. İnsanın işte kafasında soru işareti. Öne geçtikten sonra biz gerideydik maçın başında. Öne geçtikten sonra olayların böyle patlak vermesi biraz daha soru işareti oluyor yani insanda ister istemez. Gerçekten de sizin de belirttiğiniz gibi spor sahalarında asla görmek istemeyeceğimiz çok tatsız görüntülerdi ama siz ki engelsiz aslanlarımız dünya şampiyonluğu yaşatmış ülkemize, engelsiz aslanlarımızın başarısı hiçbir zaman gölgelenemeyecek diyorum. Ben size de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve tekrar geçmiş olsun diyorum.